Bismillahirrahmanirrahim. İmam Nevevi'nin El Erbaun adlı eserinin ikinci videosundayız. İkinci hadisten başlıyoruz. El Hadisu Sani, ikinci hadis. An Umara, Hazreti Ömer'den rivayet olundu. Ezan aynı şekilde bir önceki hadiste olduğu gibi. Çünkü birinci hadiste de yine ravimiz Hazreti Ömer'di. Tabi söylemiştik, bir hadiste birden fazla ravi olabilir, üç olabilir, beş olabilir. Diğer raviler yazıdan düşürülmüştü. Raviler halkasına, yani bir hadisi rivayet eden şahıslara bulunduğu yere senet diyoruz. Ardından gelen yere de hadisin metni demekteyiz. Gale Hazreti Ömer buyurdu radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Beynema nahnu, bir gün biz idik. Bazı ibarelerde, bazı rivayetlerde cülusun, oturuyor idik şeklinde yer almakta. İnde Rasulillahi, Allah'ın Resulü'nün yanında sallallahu aleyhi ve sellem. İz ansızın birdenbire dala'a doğdu, yani geldi. Birdenbire yanımızda var oldu. Aleyna, bizim yanımızda. Kim? Racülün, bir adam. Öyle adam ki şedidü beyazı siyabi. Elbisesinin beyazlığı çok şiddetli. Yani aşırı derecede beyaz bir elbise giyiyordu. Şedidü sevadi şa'ri. Şa'r, saç. Saçlarının siyahlığı şiddetliydi. Yani çok siyah saçlıydı. La yura, görünmüyordu aleyhi, o şahsın üzerinde, o racülün üstünde gözükmüyordu. Ne eserü seferi, yolculuk seferi, yolculuk alameti. Bir yolculuk yapmış da yanımıza gelmiş gibi de gözükmüyordu. Ve la ya'rifuhu, onu tanımıyordu minna, bizden ahadun, hiçbir kimse. Hatta ta ki böylece celese oturdu ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin yanına geldi oturdu. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi, dizlerini dizlerine dayadı. Ve vada'a, koydu kefeyhi ala fehzeyhi, ellerini de avuçlarını da dizlerinin üzerine koydu ve gale buyurdu. Bu bahsedilen kişi Cebrail aleyhisselam. İnsan suretine girmiş ve peygamberimizin yanına gelmiştir. Ve gale Cebrail aleyhisselam buyurdu. O işte elbisesi çok beyaz olan, saçlar çok siyah olan kişi, o adam buyurdu ki: Ya Muhammedu, ey Muhammed, ehbir, haber ver ni bana anil İslami. İslam'dan haber ver, İslam'ı anlat. İslam nedir? Burada ya nida harfi, Muhammed münada olmakta, zamm üzere mebni. Ehbir, haber ver, sükun üzere mebni, ni bana. Ehbir, ehbara yuhbir, yani ifal babından emri hazır. Ente, sen, değil mi? Gizli bir zamiri var, müstetir zamir. Sen haber ver, kime? Ni bana, mef'ul. Neden haber ver? Anil İslam, İslam'dan. İslam kelimesi de sarf yönden eslemi yüslimu islamun, ifal babından mastar gayrimimi olmakta. İşte bunun üzerine gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü buyurdu. Ne buyurdu? El İslamu, İslam en teşhede, şahitlik etmendir. En la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına. Ve enne Muhammeden Resulullah, Muhammed Aleyhisselam'ın da Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Veya direkt şahitlik etmektir. Ne şahitlik etmek? Allah'ın tek ilah olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmendir. Ve daha nedir İslam? Tugime salate, namazı kılmaktır, namazı kılmandır. Ve tez zekatı, zekatı vermendir. Ve tesulme ramazana, ramazan orucunu tutmandır. Ve tehuccel beyte, hac yapmaktır, hacca gitmektir. İn şayet istedate, in istedate, güç yetirirsen, güç yetirebilirsen hac yapmandır. Görüyorsunuz istifal babından. Neye güç yetirebilirsen, ileyhi, ona, yani hacca, ama hangi yönden güç yetirebilirsen, sebilen, yol yönünden, yani yolu aşma, kat edebilme, güvenlik yönünden, parasal yönden ona güç yetirebiliyorsan hac yapmandır. Gale buyurdu ki sadakte, sen doğru söyledin. Sadaka, sadakte fiil mazi. Cebrail aleyhisselam doğru söyledin dedi. Fe bu durum acibna, bizim acayibimize gitti. Şaşırttı bizi. Lehu, ona. Yes'elu, hem soruyordu, hüve, o kişi soruyordu. Hu, ona, yani peygambere soruyordu. Ve yusaddigu,
Hem de tasdik ediyordu kim? Ve o kişi tasdik ediyordu. Hu peygamberi. Se'ele yes'elu saddega yusaddiku. Yani o kişinin hem soru soruyor hem de soru sorduğu kişiyi tasdik ediyor oluşu bizi şaşırttı. Kişi şaşırır bu durumda, doğrudur. Zaten yanlış olma ihtimali yok da günümüzde de bu geçerlidir. Yani birisi hem soru sorur hem tasdik etse bizi de şaşırtır. Gale buyurdu Cebrail aleyhisselam. Fe'ehbir haber ver ni bana anil imani. İman nedir? Anlat. Gale buyurdu peygamber. En tü'mine billahi Allah'a inanmaktır. Ve melaiketihi ve onun meleklerine inanmaktır. Ve kütübihi ve onun kitaplarına inanmaktır. Kitabın, kitabani, kütüp, cemi, mükesser. Ve rusulihi ve onun peygamberlerine inanmaktır. Bu da yine cemi mükesser. Müfredi rasulün. Ve daha neye inanmaktır? El-yevmil ahiri, ahiret gününe inanmaktır. Ahir, son demek. Sonuncu güne. Ahar olsaydı diğer başka olurdu. Ahir oldu mu son oluyor. Ve tü'mine bil kaderi ve kadere inanmaktır. Hayrihi ve şerrihi, hayrın ve şerrin ona olduğuna inanmaktır. Yani Allah'tan geldiğine. Gale o zat buyurdu ki sadek de doğru söyledim. Gale sonra o zat tekrar söyledi ki ehbir haber ver ni bana an ihsan ihsandan. İhsan nedir anlat. Gale peygamber buyurdu ki en ta'budallaha Allah'a ibadet etmendir, kulluk etmendir. Ke enneke sanki sen tera görüyorsun hu onu o Allah'ı görüyorsun. Yani Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen kulluk etmendir. Fe in lem tekün her ne kadar sen olmasan da ne olmasan da tera görüyor olmasan da hu Allah'ı. Yani her ne kadar Allah'ı görmesen de onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Fe innehu çünkü o Allah yara görüyor ki seni. Gale o zat tekrar buyurdu. Fe ehbir haber ver ni bana anis saati kıyametten bana haber ver. Kıyamet zamanını söyle. Kıyametle ilgili bilgi ver. Gale peygamber buyurdu. Mel mes'ulu sorulan kişi olmadı. Anha o konuda ne olmadı? Bi a'leme daha iyi bilen olmadı. Kimden? Mine's-sâili soruyu soran kişiden. Yani soru sorulan kişi soruyu sorandan bu konuda daha bilgili değildir. Soruyu soran kim? Cebrail aleyhisselam. Sorulan kim? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gal o zat tekrar buyurdu. Yani Cebrail aleyhisselam buyurdu. Ehbir haber ver ni bana an emaratiha. Onun emarelerinden, alametlerinden, belirtilerinden haber ver. Yani kıyametle ilgili ön belirtiler nelerdir? Onları bana söyle. Kıyamet alametleri. Gale peygamber buyurdu. Entelidel emetu cariyenin doğurmasıdır. Veledi yelidü telidü. Entelidel emetu cariyenin doğurmasıdır. Rabbeteha sahibesini. Ve entara ve senin görmendir. El hufate yalın ayak. El urate çıplak. El alete fakir yoksul. Ya'şşay koyun çobanını ne olarak görmendir? Yetedâvedûne karşılıklı bir yarışma içerisinde olduklarını görmendir. Fil bünyâni bina yapma hususunda. Sümme sonra indalaga gitti. Kim gitti? Hüve o zat gitti. Fail yani burada müstetir. Fe bu durumda lebistü meliyen ben uzun bir süre bekledim. Bazı rivayetlerde bazı ibarelerde fe lebisna yazmakta biz bekledik manasında. İntizartu vakten davilen demektir meliyen. İntizartu vakten davilen. İntizartu ben bekledim vakten bir vakit öyle vakit ki davilen uzun. Uzun bir süre bekledim. Sümme sonra gale buyurdu Hazreti Muhammed buyurdu ne buyurdu ya Ömeru ey Ömer etedri anladın mı fark ettin mi tanıdın mı meni sailu soruyu soranın kim olduğunu kim soru soruyordu deminden beri fark ettin mi gultu ben dedim yani Hazreti Ömer dedi ne dedi Allahu ve Rasuluhu Allah ve Rasulü a'lemu daha iyi bilir a'lem ismi taftil gale peygamber buyurdu Fe innehu o kişi soruları soran zat Cibrilu Cibril'dir. Cebrail aleyhisselamdır.
Eta geldi küm size. Niye geldi? Yuallimu öğretmek için küm size. Neyi öğretmek için? Dine küm. Dininizi öğretmek için gelmişti. Rava rivayet etti. Hu onu yani bu hadisi rivayet etti. Kim? Müslimun. İmam Müslim rivayet etti. Hadiste geçen işte iman nedir, İslam nedir gibi yani onlarda fe'ahbirni diye geçen yerlerde İlmihal kitaplarında yer alan İslam'ın şartı kaçtır, imanın şartı kaçtır tarzındaki bilgilere kaynaklık yapan hadislerdir. Yani o bilgiler özellikle buralara dayanmaktadır. Elbette tek delil yani İslam'ın şartının 5 olduğuna dair söylediğimiz bilgi tek bu hadise dayandığını söylemiyoruz. Farklı hadisler ve bunlara işaret eden ve açıkça belirten ayetler de mevcuttur. El hadisu salisu 3. hadis. An Ebi Abdirrahmani Abdillah ibni Ömer ibnil Hattab tan rivayet olundu. Radiyallahu anhuma Allah her ikisinden de razı olsun. Kale buyurdu. Semi'tu ben işittim. Semi'a yesme'u semi'tu ben işittim. Resulallah Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem yegulu diyorken yani şöyle dediğini işittim. Bu niye? Bena yebni binaun. Bena bu niye? Meçhul bir fiil. Bu niye? Üst ise ve ukime manalarına gelmekten ikame edildi, kuruldu, üst ise tesis edildi. Ne? El-İslamu İslam. Ala hamsin beş şey üzerine. Ala hamsetin diye de bazı rivayetlerde geçmekte. O şeyler nelerdir? Bir şu, iki şu, üçü diye açıklamıyor. Direkt cümleler geliyor. Biz bunu kendimiz anlıyoruz tabii. Bir, şehadeti, şehadet etmektir. Şehadeti en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek ve daha neye şahitlik etmek? Enne Muhammeden, muhakkak ki Muhammed Aleyhisselam nedir? Resulullah Allah'ın Resulüdür. Buna şahitlik etmektir. Burada enne ismini nasıl haberini raf eden bir edat. Muhammeden onun ismin, Resul ise haberi. Resul aynı zamanda muzaf olduğundan Allah lafzı mecrur olmuştur. Ve ikamü salati ve namazı kılmak ve itaiz zekati ve zekatı vermek ve haccil beyti ve hac yapmak, hacca gitmek ve savmi ramazane ve ramazan orucunu tutmak. Burada da yine İslam'ın şartı 5'tir denildiğinde ona kaynaklık yapacak, delil olacak bir hadis görmekteyiz. Rava rivayet etti hu bu hadisi kim rivayet etti? El Buhariyyu İmam Buhari rivayet etti ve daha kim rivayet etti? Müslimun İmam Müslim rivayet etti. El hadisur rabi'u 4. hadis. İnne muhakkak ki ahadeküm sizden her biriniz yücme'u toplanır ne halguhu yaratılışı. İnne ismini nasıl haberini raf eden bir edat. Yücme'u cema'a yecme'u yücme'u meçhul. Halgu onun naibi faili olmakta. İnne muhakkak ki ahadeküm sizden her biriniz yücme'u toplanır. Halguhu yaratılışı fi betni ümmihi annesinin karnında. Erba'ine yevmen 40 günde toplanır. Sümme sonra yekûnu olur. Ne olur? O nutfe olur. Yani 40 günde tamamlandığı şeye ne deniyor? Nutfe deniyor. Sümme sonra yekûnu olur. Ne oluyor? Hıve. O nutfe olur. Ne olur? Alakaten, alaka olur. Misle zalik, bunun gibi. Alaka, kıt'etü dem. Yani et parçası manasına gelmekte. Bunun gibi derken 40 günde tamamlanır. Sümme sonra yekûnu olur, o alaka ne olur? Muzgaten, muzga olur, misle zalik, bunun gibi. Zaman yönünde bunun gibi diyor. Yani yine 40 günde olur. Burada geçen konu Kur'an-ı Kerim'de de yer almaktadır. Mü'minun suresi 13-14. ayete baktığımızda bununla ilgili bilgiler yer almaktadır. Ayetlerde yer almıştır bunlar. Sümme sonra yürselü gönderilir. Yürselü nasıl bir kelime? Ersele yursilu yurselu yani ifal babından meçhul muzari yürseli gönderilir ileyhi ona ne gönderilir el meleku melek gönderilir fe yenfuhu nefaha yenfuhu
üfler fihi ona ne üfler? Er-ruha ruh üfler. Ve yu'meru emrolunur. Bir erba'i kelimatin dört kelime ile o melek emrolunur. Bir ket bir rızkının yazılmasıyla. Yani o bebek de demeyelim artık, ne diyeceksek cenin diyelim. Cenine rızkını yazması gerekir. Ve ecelihi ve ecelinin yazılmasıyla ve amelihi ve amelinin yazılmasıyla emrolunur. Ve daha neyle emrolunur? O dört kelime neydi? Şakiyyun kötü mü olacak onun yazılması? Ev sa'idun ev veya sa'idun iyi mi olacak onun yazılmasıyla emrolunur. Sevvellezi o zata yemin olsun ki la ilahe ilah yoktur. Gayruhu ondan başka. Kendisinden başka ilah olmayan zata yemin olsun ki İnne muhakkak ehedeküm sizden her biriniz le elbette ya'melu fiil yapar. Bi ameli ehlil cenneti. Cennet ehlinin amelini yapar, işler. Hatta ta ki ma yekunu olmaz, kalmaz. Beynehu ve beyneha onunla cennet arasında kalmaz. Bir mesafe kalmaz yani. İlla ancak kalır, ne kalır? Zira'un bir zira miktar. Bir zira ölçüsünce mesafe kalır. Yani cennete kavuşmasına o kadar kalır. Fe derken birdenbire yesbigu önüne geçer. Aleyh o kişinin ne önüne geçer? El kitabı kitap. Yani yazgı, kader, alın yazısı onun önüne geçer. Fe bu durumda ya'melu fiil yapar, amel yapar, işler. Bi ameli ehlin nari. Cehennem ehlinin amelini yapmaya başlar. Fe bu durumda yedhulu girer, dahil olur o kişi nereye? Ha cehenneme. Yani yedhulu huve ha. Demek ki bir kişinin gidişatı onun nereye gideceğini %100 yani kesin olarak göstermemektedir. Bir kişi sürekli bir ameli ehli cenneti, cennet ehli ameli yapabilir. Ama derken bir de bakarız ki ilerleyen dönemde artık cehennem ehlinin amelini yapmaya başlayabilir ve cehenneme girebilir. Buradan direkt Türkiye'de yaygın olan bir deyim vardır. Ne derler? Bir deyiş vardır. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yani bugün itibariyle güzel ibadet yapıyor olabiliriz ama ileride ne olacağı belli değil. Aynısı dışarıdakiler için de geçerli. Ve inna hadeküm ve muhakkak ki sizden her biriniz le ya'melu amel yapar, bi ameli ehlin nari cehennem ehlinin amelini yapar. Hatta ta ki ma yukunu kalmaz beynehu ve beyneha cehennem ile kendi arasında bir mesafe kalmaz. İlla ancak kalır, ne kadar kalır? Zira'un bir zira kalır. Zira ölçü birimi. Arasında kısa bir mesafe kalır. Fe derken yesbigu aleyhi onun önüne geçerine el kitabı kader. Fe bu durumda da ya'melu yapar bi ameli ehli cenneti cehennet ehlinin amelini yapar. Cennet ehlinin amelini yapar. Fe bu durumda da yedhulu girer o kişi nereye girer? Ha cennete girer. Demek ki çevremizde de başıbozuk insanlar gördüğümüzde bunlar kesin cehennemlik, bunlar cehenneme gider gibi bu tarz cümleler kurmamalıyız. Çünkü ilerleyen dönemde o kişi ne olabilir? Cennet ehlinin amelini yapabilir ve cennete girebilir. Bugün iyi görünenler de yarın bozulabilir, onlar da cehenneme girebilir. Demek ki kimin nereye gideceği belli değildir. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi kim? El Buhariyu İmam Buhari rivayet etti ve daha kim rivayet etti? Müslimun İmam Müslim rivayet etti. An ümmil müminine müminlerin annesinden rivayet olundu. O da Ümmi Abdillahi Aişete radıyallahu anhuma Allah ikisinden razı olsun galet buyurdu. Ne buyurdu? Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men her kim ehdese, ihdas ederse, icat ederse, yeni bir şey ortaya koyarsa, ehdese ef'ale, ifal babından fiil mazi, fethe üzeri mebni, faili hüve. Her kim icat ederse, yeni bir şey ortaya koyarsa ama hangi hususta, hangi konuda, fi emrine, dinimiz hakkında yeni bir şey getirirse, yeni bir şey ortaya koyarsa, haza bu yeni getirdiği şey nedir? Ma öyle bir şeydir ki leyse minhu ondan değildir. Yani dinden değildir.
Fehüve o şey nedir? Reddün reddedilmiştir. Rava rivayet etti. Hu bu hadisi kim? El Buhariyyu ve Müslimun. İmam Buhari ve İmam Müslim. Fi rivayetin li Müslimi. İmam Müslim'de geçen rivayet ise şöyledir. Men her kim amile bir amel yaparsa amelen öyle amel ki bu. Leyse aleyhi emruna dinimizde yeri yoktur. Yani dinimizde yeri olmayan bir amel yaparsa fehüve o amel nedir? Reddün reddedilmiştir. Bu okuduğumuz her iki hadiste esasen bidat hakkındadır. Öyleyse bidat nedir? Bidat hakkında yazdığımız genişçe bir yazı mevcuttur. Kısaca bir göz atalım. İçerik, bidatın lügatle terim manası nedir? Mezheplere göre bidat taksimi. Yani bidat hasen var mıdır, yok mudur? Bu bir tartışma konusu. Mezhepler ne diyor bu konuda? Hasen bidatın varlığı ve onunla ilgili münakaşa ve varlığının delilleri. Zayıf hadisi amel etmek mümkün müdür? Çünkü bu konumuzda çok alakalıdır. Abdest duaları bidat mıdır, değil midir? Önemli geceleri taatle geçirmek bidat olup olmadığını da sorgulayabiliriz. Kısaca göz atalım. Tamamına bakarsak vakit çok uzayacaktır. Lügatta bidat nedir? Yani bidat denince ne anlamalıyız? Sünnetin zıttını anlamalıyız. Sünnet ise yol demektir. Birinci videomuzda bunu zaten söylemiştik. Sünnetin zıttına bidat denilmekte. Bidat, benzeri olmayan bir şey meydana getirmek, bir şey ihdas etmek manasına gelmekte. Kendisinden önce var olmayan, zikredilmemiş, bilinmeyen bir şey meydana getirmek. Din hususunda daha önce bilinmeyen bir şey meydana getirmek. İstilahta Allame Suyuti'ye bakalım. Ne diyor? Muhalefet sebebiyle şeriatle çekişen, şeriat fıkıh veya din manasında kullanılabilmekte. Din ile çekişen, din ile zıt düşen fiilden ibarettir. Bu fiil delille var olan aslı noksanlaştırmak veya ona ilave etmekle olabilir. Yani bidat denildiği zaman var olan bir asla noksanlık getirmek de olabilir veya var olan asla ekleme yapmakla da olabilir. Hemen mezheplere bir göz atalım. Şafii mezhebinde İmam Şafii'ye baksak yeterli olsa gerek. İmam Şafii şöyle demiş. Sonradan ortaya çıkan şeyler ikiye ayrılır. Kitap, sünnet ve eser ve icmaın zıttına olmayanlara bidat-ı hasen denir. Çünkü bidat-ı hasen dediğimiz şey kitapta, sünnette, eserde ve icmada yeri olmasa bile, daha önce zikri geçmiş olmasa bile onlara zıt düşmüyorsa bunda bir problem yoktur. Buna hasen denilir. İyi yani. Hasen iyi demek, güzel demek. Eğer bu saydıklarımıza zıt olursa, yani bir şey Kur'an-ı Kerim'e zıtsa, hadise zıtsa, esere zıtsa, icma zıtsa bunu herhalde iyi bir şey diyemeyiz. O zaman da zemedilmiş bidat olur. Hanefilerden İbn Abidin'e bakalım. Bidat yapmak bazen vacip olur. Demek ki her bidat duyduğumuzda hemen o kaçalım bidat. Öyle de değil yani. İbn Abidin biliyorsunuz Hanefi fakihi ne anlatmış? Sapık fırkalara reddiye için delil hazırlamak vaciptir. Sapık fırkalar yani ehli bidat örnek Cebriye. Şimdi Cebriye'nin bir görüşüne karşı reddiye yapmak, eleştiri yapabilmek için delil hazırlamak. Peygamber zamanında var mıydı? Yoktu. Niye yoktu? O zaman bu mezhep yoktu ki olsun. Peygamber zamanında olmadığına göre daha sonradan reddiye yapmak için delil hazırlamak daha sonradan ortaya çıktığına göre nedir? Bidattır. Peki bu kötü bir bidat. Bunu yapmayalım. Ehli bidat kafasına göre konuşsun, yazsın, çizsin, insanlar kandırsın mı diyelim? Diyemeyiz. Bunda bir maslahat söz konusu. Durdurmamız gerekiyor. Nasıl durduracağız? Bilgiyle, ilimle yazacağız, sileceğiz, hatalarını ifşa edeceğiz. O zaman demek ki bu tür şey ne olmaktadır arkadaşlar? Hasen olmaktadır. Bidat-ı hasenin vacip kısmı. Kur'an ve sünneti doğru anlamak için nahiv, Arap grameri öğrenmek. Bu da gereklidir. Şimdi bir kişi Arapça bilmezse ne olur? İşte çıkıyor televizyonlara bazı hoca tarzında insanlar, hoca olmadığı halde. İşte Buhari hadisi uydurmadır diyor, çıkıyor konuşuyor. Niye uydurmadır? İşte aklıma yatmadı. Yani hadisleri akılla mı anlayacağız? Peygamber ayı ikiye böldü. Aklına yatıyor mu? Yatmıyor. Ne yapalım? Red mi edelim? Etmeyelim. Yani Allah-u Teala'nın ayetlerine baktığımız zaman her şey aklımıza uyuyor mu?
akla uyması şart mı? Değil ki. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah'a borç verin diyor. Şimdi para vermek diye mi anlayacağız bunu? Hayır, o manada anlayamayız. Başka bir yerde Allah'a yardım ederseniz size yardım ederim diyor. Şimdi Allah'a yardım edeceğiz. Allah ihtiyarsız değil mi? Gücü mü yetmiyor? Neyine yardım edeceğiz? Demek ki akıl ile dini algılayamayız. Her şeyi akla vuramayız. Aklımızın bazı şeylere ermediğini kabul etmeliyiz. Bu konuya neden girdim? Çünkü yani aklına yatmadığı için hadisleri reddeden insanlar var. Onların karşısına çıkabilmek için de hadislerin şerhlerini okuyabilmek lazım. İşte cerh, tadil ilmine hakim olmak lazım. Bu tür şeyler için de Arapça bilmek lazım. Bidat yapmak bazen mendup olur. Medrese yapmak gibi. Bazen mekruh olur. Mescitleri süslemek gibi. Evet. Maliki mezhebinden de bir tane örneğe bakalım. Bidat ikiye ayrılır. Bidatı dalalet, yani sapık bidat, yani ne diyebilir, seyyi'e kısmı. Bir de hüda bidatı. Bu da hasen kısmı. Bidat hüküm itibariyle 5'e ayrılır. Yani her biri haramdır, mekruhtur denilememektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki birisi bu şey bidat dediği zaman direkt bidatsa haramdır, mekruhtur, kaçınalım, yanlıştır, bu şekilde algılamayacağız. Bu yanlış bir algılama biçimi. Bazı internet sitelerinde veya videolarda diyelim, bidat bidat deyip ortalığı ayağa kaldırırlar. Yani her şeyde kanmayalım. Az önce gördük, İmam Şafii ne buyurmuş? Yani İmam Şafii bilmiyor muydu bu işi? Hanefi mezhebinden İbn Abidin kimdir? Bir bakalım. Bedrettin Ayni kim, bu zat kim? Buhari Şarihi. Bu da aynı zamanda Hanefi. Maliki mezhebine bakıyoruz. Yine meşhur bir imam. Bunlar her biri ne diyor arkadaşlar? Hasen kısmı vardır diyorlar. Yani kanmayalım. Bu bidatla ilgili insanlar aşırı derecede kandırılmaktadır. Devam edelim yazımıza. Ha nedir? İmam-ı Rabbani yazısına baktığımızda açıkça evet bidatı haseni kabul ediyorum dememiştir. Kabul etmeyebilir ama problem değil ki bu. Allame Suyut her bidatın haram olmadığını şu sözleriyle ifade etmiştir. Bidatları sadece haram ve mekruh hükmüyle sınırlandıramayız. Bir bidat bazen mübah, mendup ve vacip olabilir. Evet, Suyuti kimdir? Alimlere toplayıp alimlere ders veren bir alimdir. Yani alimlerin alimidir. Bunları bilmemiz lazım. Hasen bidatın münakaşası var tabi. Bununla ilgili yazı çok uzun. Şimdi hepsini okumaya kalkarsak bu işin sonu gelmez. Hasen bidatın delilleri nelerdir? Bununla ilgili yazımız var arkadaşlar. Yazının linkini videoda görüyor olabilirsiniz. Merak edenler okuyabilir. El hadisu sadisu 6. hadis. An Ebi Abdillah ibn Numan ibn. Görüyorsunuz burada ibn aslında ibn. Yani ibnun, ibnin, ibnemun, ibnetin. Bu kelimelerin başında hemze olmalıdır. Ama nedir? Sağında özel isim, solunda özel isim olduğunda bu kelimenin başındaki hemze hasfedilmektedir. Hemze-i vasıldır. Hemze-i vasıl her ne kadar yani yaygın olarak ne bilinir? Hemze-i vasıllarla ilgili yaygın olarak geçişte düşen, başlangıçta ise okunan hemzedir. En yaygın olarak bilinen bu. Ama iki özel isim arasında olduğu zaman o hemze yazıdan düşmektedir. Bunu da bilmemiz lazım. Gâle buyurdu. Semi'tu, ben işittim. Rasûlallâhi yegûlü. Ben Allah Resulü şöyle derken onu işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel helale beyyunun. Hiç şüphesiz ki helal, yani helal olan şeyler beyyunun. Açıktır, belirlidir. İnnenin ismi, innenin haberi. Ve innel harame, ve muhakkak ki haram olan şeyler de nedir? Beyyunun, o da aşikardır. Ve beynehuma, o ikisinin arasında, yani helal ile haram arasında vardır ne? Müştebihatun, şüpheli şeyler vardır. La ya'lemu, bilmez. Hunne, o şüpheli şeyleri kim bilmez? Kesirun, birçoğu, minen nasi, insanlardan. İnsanların birçoğu o şüpheli şeyleri bilmemektedir. Semeni tega, her kim sakınırsa. İttega kelimesi üzerinde birazcık duralım. İttega kelimesi iftihal babındandır. Aslında vega idi. Vega iftihali aktardık. İz tega oldu. Daha sonra iftihal fiilinde vav bulunduğundan te'ye çevrildi. İt tega oldu. Ardından idgam yapıldı. İttega oldu. Her kim sakınırsa neden? Eşşübühati, şüpheli şeylerden. Fakat muhakkak ki istebra'e, korumuş olur. Li dinihi ve irzihi, dinini ve ırzını korumuş olur. İstebra'e, istifal babından mazi.
Hemen her kim vaki olursa, nerede vaki olursa, fi şubuhati, şüpheli şeylerin içinde, yani şüpheli şeylerin içerisinde yer alırsa, daha açık ifadeyle şüpheli şeyleri işlerse, vaka fil harami, haramın içinde yer almış olur, yani haram işlemiş sayılır. Ne gibi? Bir örnek verelim. Tabi bu hadis, yani hadis metni devam ediyor. Kerai, çoban gibi. Ke gibi, ra'i, çoban demek. Yer'a, otlatıyor, sürüyor. Havlel hima, koruluk etrafında. Bu durumda ne olur? Yuşuku en yertefe'e fihi. Yani o koruluğun içerisinde koyunların dalması an meselesidir. Orada otlatmış gibidir. Ela dikkat. Ve inne, hiç şüphesiz ki likulli melikin, her melik için vardır ne himen, bir koruluk vardır. Melik, yönetici, kral, padişah. Ela dikkat. Ve inne, hiç şüphesiz ki himallahi, Allah'ın koruluğu nedir? Maharimuhu, onun haram kıldığı şeylerdir. Ela dikkat. Ve inne, hiç şüphesiz ki fil cesedi, cesette vardır. Ne vardır? Muzgaten, bir et parçası vardır. Kıt'atü dem. İza salihat huve, o doğru olduğu zaman, salih olduğu zaman, iyi olduğu zaman, salaha, iyi olur. El cesedü, beden. Küllühü, bedenin tamamı. O doğru olursa bedenin tamamında doğru olur. Yanlış iş pek beklenmez. Ve iza fesedet huve, o bozuk olduğu zaman, fesede, bozulur ne el cesedü, beden bozulur, külluhu, tamamı. Ele dikkat. Vehi, o deminden beri bahsettiğimiz, yani kıt'atüden, muzga dediğimiz et parçası nedir? El kalbu, kalptir. Bir adamın kalbi doğruysa yapacağı işler doğru olması beklenir. Ama kalbinde bir bozukluk varsa, kötü bir niyet, art niyet besliyoruz, artık ondan hayır pek de beklenmez. Rava rivayet etti hu, bu hadisi kim? El Buhari, İmam Buhari. Ve daha kim rivayet etti? Müslimun, İmam Müslim rivayet etti. El hadisu sabi'u, 7. hadis. Gale, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eddinu, din nedir? En nasihatu, samimiyettir. Din mübteda, nasihat ise haberidir. Bulna, biz dedik ki, gale yugulu, gale gale, yegulu, yegulani şeklinde çekimini yaptığımız zaman, maziden nefs-i mütekellim, mali gayr olmakta, biz dedik, nafail, biz dedik ki, limen, kim için nasihattir, kim için samimiyettir? Gale hüve, o peygamber buyurdu ki, lillahi, Allah için samimiyet. Ve daha, li kitabihi, kitabı için samimiyet. Kitabı ne? Kur'an-ı Kerim. Ve daha li rasulihi, rasulü için, Allah'ın rasulü için, rasul elçisi, peygamberi için samimiyettir. Ve daha kim içindir? Li e'immetin müslimine, müslümanların liderleri için samimiyettir. Ve daha kim için samimiyettir? Ammetihim, tüm müslümanlar için samimiyettir. Ammetihim, sairil müslimin, diğer müminler demek. Eymetil müslimine baktığımızda ise, hükkamihim, onlar hükümdarları, yöneticileri manasına gelmekte. Burada şimdi samimiyet derken, Allah için samimiyetten farklı bir şey olamaz. Kitabı için samimiyetten farklı bir şey olamaz. Peygamberi için samimiyetten farklı bir şey olamaz. Ama Müslümanların yöneticileri için hem samimiyet hem de Türkçe'de kullandığımız nasihat kullanılabilir. Yani en nasiha kelimesi Türkçedeki hem nasihat manasına gelmekte hem de samimiyet manasına gelmektedir. Allah'a nasihat olamaz, Allah'ın kitabına nasihat olamaz, Allah'ın peygamberine nasihat zaten olamaz. Ama Müslümanların başkanları için nasihat olabilir mi? Olabilir. Yanlışları varsa kendileri uyarılabilir. Konuşularak bir şeyler söylenebilir. Nasihat dinimizde yeri vardır. Ve tüm müminler için de nasihat söz konusudur. Bunun için de geçerlidir. Demek ki son iki madde için hem bildiğimiz Türkçedeki nasihat kavramı geçerli hem de samimiyet kavramı geçerlidir. Oysa diğerleri için, geriye kalan 1, 2 ve 3 madde için sadece samimiyet geçerlidir.
Ravahu Müslim. Bu hadisi sadece İmam Müslim rivayet etti. Tabi sadece derken kitapta yazılanı okuyoruz. Bunun tahricini yapsak bir dünya kaynak çıkacaktır. El hadisü Saminü 8. hadis. Umirtu ben emrolundum. Ne demek bu? Yani emara emretti ni bana kim? Allah Teala emretti manasına. Umirtu emrolundum. Neyle emrolundum? En ugatilen nase. İnsanlarla savaşmaya emrolundum. Buradaki nas insanlardan kasıt kafirlerdir. Hatta ta ki yeşhedü şahitlik etsinler. Şahitlik edene dek, yani onlar şahitlik edene dek. Neye şahitlik edene dek? En la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve enne Muhammeden Resulullah, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür diye şahitlik edene dek onlarla savaşmaya emrolundum. Ve daha yuqimus salate, namazı kılana dek. Onlar namazı kılacaklar o zamana dek. Ve yu'tuz zekate, ve onlar zekatı verene dek. Feyza fa'lu keza zalik, işte böyle yaparlarsa asamu, kurumuş olurlar. Minni, benden, dimaehum, kanlarını. Asama, asama, asamu. Ve valehum, ve mallarını korumuş olurlar. İlla, ancak ne yaparlarsa yapsınlar yine de korumuş olmazlar. Yani hariçtir bi hakkı İslam'ı, İslam hakkı hariç. Yani bir kişi namaz da kılsa, zekat da verse, standartta tamam malını canını korumuş oldu ama gider de bir had cezası gerektirecek eylem yaparsa bunun gereği uygulanır. Ne gibi? Örnek verelim. Örnek olarak yol kesmek, eşkıyalık yapmak, bunlarla ilgili hükümler Kur'an'da yer almakta biliyorsunuz. İşte ayağı eli çaprazlama kesilir, şöyle kesilir, böyle kesilir diye cezalar vardır. Veya işte bir durum olur, taşlanarak öldürülür, rejim cezası vardır. Bir hırsızlık yapar, hırsızlığına göre eli kolu kesilebilir. Bu tür hükümler vardır. Kişi namaz da kılsa, zekat da verse bunlardan kurtulamaz. Had cezası varsa uygulanır. Ve hesabu ma'allahu teala, gizli durumlar ise Allah Teala'ya kalmıştır. Ravahul Buhariyyu ve Müslimun. El hadisu tasi'un, 9. hadis. Ebi Hüreyre, Ebi Hüreyre'den rivayet edilmiştir. Gale Ebu Hureyre şöyle buyurdu. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yegulu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Ma o şey ki neheytu, ben nehyettim, yasakladım, küm sizi, anhu, işte ondan, fecitini bu, kaçının hu, ondan. Ondan kaçının, fecitini bu. Biliyorsunuz fecitenibu feicitenibudur. O da utruku, terk edin manasına gelmekte. Peygamberimiz diyor ki her neyi yasakladıysam ondan kaçının, yapmayın, uzaklaşın. Ve ma o şey ki emertu, ben emrettim, emara emertu. Fiil mazi nesim tükenli vahde, ben emrettim, küm size, bihi, onu, fe'tu, işleyin, yapın, minhu, onu. Ma istada'tum, mestada'tum. Hemze-i vasıldır. İstifal babından. Mestada'tum, güç yitirdiğiniz oranca. Yani gücünüz yettiğince yapmaya çalışın. Fe innema, ancak ehleke, helak oldu. Ellezin, o kimseler ki. Bakın ehleke, heleke, ehleke. Heleke süresi mücerredi. İfal babına aktarılmış. Ehleke olmuş fiil mazi. Ellezin, o kimseler helak oldu ki min gablüküm, sizden önceydiler. Yani sizden öncekilerden bazıları helak oldu. Min ba'ziyet ifade ediyor. Sizden öncekilerden bazıları helak oldu. Yani sizden önceki milletler. Neden dolayı? Kesretu mesailihim. Sorularının çok olmasından dolayı. Kesret çok demek. Ve daha neden dolayı? İkinci sebep. İhtilafuhum. Muhalefet etmeleri nedeniyle ala enbiyaihim, nebileri üzerine, yani peygamberlerine muhalefet ettiklerinden ve gereksiz olduğu halde kendilerine yaramayacağı şeyler hakkında çok soru sormalarından dolayı. Yani gerekli bir ilim sorusu kastedilmiyor burada. Kestetü mesail derken gereksiz, kendisine bir katkısı olmayan.
Es'iletuhum el kisiratu la hacete fihi ve la zarurete leh. Yani gereksiz bir ihtiyaç karşılamayan, laf olsun diye sorulan sorular kastedilmektedir burada. Enbiya, nebiyyün enbiyaun cemi mükesser olmakta. İhtilafu kelimesi ise ihtelefe, yahtelifu ihtilafun maslar gayri mimi olmakta. Ravahu el-Bukhariyyu ve Müslimun. El-Hadisul Aşiru 10. hadis. An Ebi Hureyre radıyallahu anh. İnne Allahe Teala, hiç şüphesiz ki Allah Teala, Teala yüce oldu demek. Fiildir. Yüce olan Allah Teala Tayyibun, Tayyip'tir. Tayyip'ten kasıt ne burada? Buradaki Tayyip'ten kasıt ey Dahirun Mütenezzihun anin nekaisi vel uyubi. Ey dahirun temizdir. Mütenezzihun anin nekaisi. Noksan şeylerden beridir. Yani bir noksanlık yoktur kendisinde. Vel uyubi ve de ayıplardan münezzehtir. Kendisinde bir noksanlık ve ayıp kusur mevcut değildir. Bu manaya gelmekte. La yakbelu kabul etmez illa tayyiben ancak temiz olandan kabul eder. La yakbelu illa tayyiben ne demek? La yakbelu minel a'mali illa ma kan halisan minel mefsedeti kerriya. Yani ibadetini bozan riya gibi şeylerden beri olmalı kişi. İbadeti bozan şeylerden beri ise halis bir niyeti varsa işte onu kabul ederim. Ve inna Allah şüphesiz ki Allah Teala emretti el müminine müminlere. Emara ye'muru sülasi mücerret fiil mazi el müminine el müminune müminun müminune müminine ismi fail cemi müzekker salim. Bazı şeylere değiniyorum yeni başlayan arkadaşlar bazı şeyler fark etsin diye. Allah Teala müminlere emretti neyi? Bima o şeyi ki emara emretmişti bihi onu el mürseline peygamberlerine. Mürselune mürseline nasb ve cerhali mürseline gelir biliyorsunuz. Cem müzekker salimlerin. Ersele yursilu irsalun mürsilun mürselun. İsim fail isim meful kalıbı bu şekilde gelmekte. Mursellûne demek ki isim mef'ul cemî müzekker salimin nasb ve cer haline uygun olarak gelmiştir. Sonuç olarak innallâh emara Allah Teala emretti el müminine müminlere neyi emretti? Bima o şey ki emara daha önceden emretmişti bihi onu el mürseline peygamberlerine. Demek ki Allah Teala müminlere neyi emrettiyse daha önce de onu peygamberlerine emretmişti. Fekâle Teala Allah Teala buyurdu. Ya eyyuher rusulü, ey rasuller, peygamberler, külü yiyin. Neden yiyin? Minet tayyibati, temiz olanlardan yiyin. Ve'melû ve amelde bulunun, salihan, salih amelde bulunun. Yararlı, yarışlı, faydalı şeyler yapın. Ve gâle teâlâ ve Allah Teala buyurdu. Ya eyyühellezine âmenû, ey iman edenler. Bakın az önce peygamberlere hitap etmişti, şimdi iman edenlere hitap ediyor. Külü yiyin min dayyibati ma rızıknakum. Size rızık olarak verdiğimiz temiz şeylerden yiyin. Görüldüğü üzere ilk ayette ya yu rusulü külü min dayyibati temizlerden yiyin ey peygamberler diye Allah Teala buyuruyor ki bu da Müminun suresi 51. ayette geçmekteydi. Daha sonra da ey iman edenler yine temiz olan şeylerden yiyin. Burada da Müslümanlara aynı şeyi emretmekte. Bu da Bakara 172'de geçmekte. Yani söylemiş olduğu müminlere ve peygamberlere emrettiği şey aynıdır manasına geliyor. Sümme sonra zekara zikretti yani hatırlattı. Kim hatırlattı? Peygamber hatırlattı. Hüve. Neyi hatırlattı? El racule bir adamı hatırlattı. Öyle adam ki bu yudilü sefere uzun yolculuk yapmış. Eş'abe eğbera. Saçları birbirine karışmış toz toprak içinde kalmış. Bir kişi, bir adam. Yemüddü uzatıyor yedeyhi ellerini. Yemüddü hüve, o adam uzatıyor yedeyhi. Yedün yedani yedeyni. Yedeyhi. Nasıl olmuş bu arkadaşlar?
Yedün yedani tesniye, ardından hu zamiri gelecek. Yedani muzaaf olacak. Bu durumda tesniyenin nunu düşer. Düştü, yeda hu kaldı. Ama ne olmaktadır? Oradaki elif de ye'ye dönmesi gerekiyor. Çünkü nasb hali. Nasb hali biliyorsunuz tesnilerin ye iledir. Bu durumda yedeyhu oldu. Ki yedeyhu olamaz. Yedeyhi şeklinde zamirin dönüşmesi gerekir. Yemüdüdeyhi iki elini uzatıyor ile semai göklere ve şöyle diyor: Ya Rabbu ya Rabbi, ey Rabbim ey Rabbim diye dua ediyor. Ve med'amuhu, oysa ki onun yiyeceği, yemiş olduğu şeyler neydi? Haramun, haramdır. Ve meşrabuhu, içecekleri, içtiği şeyler haramun, haramdır. Ve melbesuhu, ve giysileri haramun, haramdır. Ve vuziye bil harami, haram ile beslenmiştir. Fe bu durumda enna nasıl yüstecabu lizalik? Bunun duası nasıl kabul olunur? Nasıl müstecap olur? Senna üstecabu le ne demektir? Keyfe nasıl? Ve min eyne yüstecabu limen kânet hazihi sıfete. Vel muradu ennehu leyse ehlen lil icabet. Burada hadise kastedilen şey onun duasının kabule şayan olmadığını ifade edilmiştir bu hadiste. El hadisul hadi aşer. 11. hadis nedir? De bırak, terk et. Neyi? Ma o şey ki yeri bu şüphe veriyor ke sana. Sana şüphe veren şeyi terk et, bırak. Onu terk et yerine ne getir? Yani neye terk et? İle ma o şey ki la yeri bu şüphe vermiyor ke sana. Demek ki sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak, şüphe vermeyeni yap manasına gelmekte. De emri hazır. Mebniyun ale sukuni. Sükun üzere mebnidir. El failu. Faili nedir peki? Zamirun müstetirun. Gizli bir zamirdir. Vücuben tabi. Yani gizlenmesi mecburidir. Açılımı nedir? Entedir o zamir. De ente. Sen bırak. Sen terk et. Ardından gelen ma isim mevsul. Mebniyun ale sukuni. Yeri buke ne baktığımızda yeri bu fiil muzaridir. Zamme ile merfudur. Faili ise yine nedir? Müstetir bir zamirdir. O da hı olmaktadır. Yani yeri bu hüve. Yeri bu şüphe veriyor. Ne? Hüve o şey şüphe veriyor. Kime veriyor? Ke sana veriyor. Sana şüphe veriyor. Ke burada mef'ulü bih olmaktadır. El hadisü saniye aşer 12. hadis. 12. hadisimiz neymiş? Min husni islamil mer'i. Min dendan. Hüsn güzellik demek. İslam, İslam demek. El mer'i kişi demek. Min husni islamil mer'i kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Yani kişinin ne derece Müslüman olduğunun alametlerinden birisidir. Ne? Terkuhu, onu terk etmesi. Neyi terk etmesi? Ma o şey ki la yani fayda vermiyor, onu alaka etmiyor. Hi onu. Yani ona fayda vermeyen şeyi, onu alakadar etmeyen şeyi terk etmesi. Kişinin üzerine gerekmeyeni bırakması, terk etmesi ne derece güzel Müslüman olduğunun belirtilerinden biridir. Hadisun hasenun. Hasan hadistir. Rava rivayet ettihu. Bu hadisi kim? Et-Tirmizi, İmam Tirmizi ve gayruhu ve başkaları. Hu ondan başkaları, ondan başkası. Müfredatul hadis min husni islamil mer'i. Ne demektir? Min kemali islamihi ve temamihi ve alamati sidki imanihi demektir. Yani min kemali islamihi ve temamihi. Onun İslam'ı yani Müslümanlığının ne derece kuvvetli olduğunun
ve ne derece kemal dereceye erip ermediğinin belirtilerindendir. Ve alamati sıdkı imanihi ve ne derece iman ettiğinin belirtilerindendir. Yani imanına sadık mıdır değil midir onun da bir göstergesidir diyor. Peki terkuhu lafzı için ne diyebiliriz? O da nedir? Gerek ekval yani sözler, gerek efal yani fiiller olsun, her ikisini kapsayan şeylerdir. Terkuhu terk etmesidir. Terk edeceği şey hem fiil cinsinden hem de söz cinsinden, her ikisini kastediyor hadiste. En sonunda geçen ma la yanihi ne demektir? Ma o şey ki la yuhimmu, mühim olmadı hu onun için. Onun için aslında mühim değildir. Min emri dini ve dünya, dünya ve ahiret işlerinden önemli değildir. El hadisü salis aşer, 13. hadis nedir? La yu'minu iman etmiş olmaz ehaddüküm sizden hiçbiriniz. Hatta ta ki yuhibbe seviyor istiyor li ehihi kardeşi için. Ma u şey ki yuhibbu seviyor istiyor li nefsihi kendisi için. Yani kendisi için istediğini, kendisi için beğendiği şeyi kardeşi için de istemedikçe, sevmedikçe iman etmiş olmaz. İman etmiş olmazdan kasıt el imanul kamil, yani kamil derecede iman etmiş olmaz. Kamil derece yani mükemmel derecede değildir. Hala ufak tefek problemleri vardır bu kişinin. El hadisur rabi'aşer, 14. hadis. La yahillu helal olmaz ne demumri'i müslimin. Müslüman kişinin kanı helal olmaz. Yeşhedü en la ilahe illallahü ve enni Resulullahi, yani kişinin Allah'tan, Müslüman'dan kasıt kim yani? Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim, yani Hazreti Muhammed kendi kendini kastediyor ve benim Allah'ın Resulü olduğumu şahitlik eden kişinin kanı helal değildir. İlla ancak helal olur bi ihda selasin. Üç şeyden biriyle helal olabilir. Onlar nelerdir? Es-seyyibu zani. Seyyip evli veya dul olan her kadın ve erkektir. Yani hiç evlenmeyenler bundan müstesna olmaktadır. Ve nefsu bin nefsi. Bu da kısas demektir. Kısas ile Müslümanların kanı yine akıtılabilir. Ve tariku lidinihil mufariku lil cemaati. Dinini yani İslam'ı terk eden, irtidat eden, dinini terk edip cemaatten ayrılan, farklı bir gruba dahil olan kişi de yine kanı helal olur. Demek ki bir Müslüman öldürülmesi üç şeyle caiz olur diyor bu hadiste. O da nedir? Birincisi zinakar. Ama bu zinakar nasıl olmalı? Evli veya dul olan kastediliyor burada. Kadın olsun, erkek olsun. İkincisi ben nefs bin nefs, kısas. Sen bir adam bilerek öldürürsen bir Müslümanı, onun da kısas hakkı vardır. Onu derken artık ailesinin kısas hakkı vardır. Mahkemeye başvurarak bu hakkını kullanabilir. Üçüncüsü de dinden dönen kişi, dinden dönene mürtet derler. Bu üçünün öldürülme hakkı, yani onları öldürmek haktır diyor. Caizdir. Hatta gerekir. Ama nasıl? Bu ancak mahkeme kararı ile olur. Yani bir devlet İslam kurallarına göre yönetiliyor olsa ve biz bir kişinin işte ne diyelim dinden çıktığına şahitlik etmiş olsak veya zinaya şahit olmuş olsak veya birisinin bir başkasını öldürdüğüne şahit olmuş olsak, dava açılır, artık birileri şahitlik yapar, ispatlanırsa ondan sonra o kişinin öldürülmesi gerekir. Bu demektir. Yoksa ben gördüm falanca zina ediyordu, hadi öldürelim. Öyle bir durum söz konusu değil. Falanca filancayı öldürdü, kısas olsun diye haydi onu öldürelim. Böyle bir şey yok, mümkün değil. Bunlar hakim kararıyla olması gerekiyor. Kişiler kendi kafasına göre hüküm icra edemezler. Eğer öyle olsaydı, o zaman önümüze geleni öldürürdük. İşte zina yapmıştı, o yüzden öldürdük. Bu işin sonu alınmaz. El hadisul hamis aşer, 15. hadis. Men her kim kâne olursa, yu'minu billahi, Allah'a iman ederse, ediyorsa, ve levmil ahiri ve ahiret günü iman ediyorsa, fe bu durumda liyegul, yani fel yegul
desin. Emri gayet ne desin? Hayran. Hayır desin, yani hayırlı bir söz söylesin. Ev veya da liyesmut, ya da sussun. Yani boş boş konuşmasın. Ve men kâne, her kim ise, yu'minu billahi, Allah'a iman ediyor ise ve daha el yevmil ahiri, ahiret gününe inanıyorsa, fel yukrim, yani fe li yukrim, fel yukrim, bu durumda ikram etsin kime? Carahu, kendi komşusuna. Ve men, her kim kâne ise, yu'minu billahi, Allah'a inanıyorsa ve levmil ahiri, ve ahiret gününe inanıyorsa, fel yukrim, bu durumda ikram etsin. Zayfehu, kendi misafirine. Ravahul Buhariyyu ve Müslimun. Yu'minu, iman ediyorsa deyip deyip durduk. Bundan kasıt el meksudu, kast edilmiş olan şey. Bil imani, iman kelimesiyle. Huna, bu hadise nedir? El imanul kamilu, kamil imandır. Yoksa her kim iman ediyorsa işte Allah'a, ahiret gününe, şuna buna, ya hayırlı konuşsun ya da sussun diyor. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorum ama boş boş konuşuyorum dese bir adam ne olur? Kafir mi olur? Olmaz. Yani bu hadisleri de doğru anlamak lazım. Hadis dersini kimden aldığımız çok önemlidir. Hadislerde çünkü edebi sanatlar olabilmektedir. Bir mecaz var, hakiki mana var. Bir sürü çeşitli manalar, edebi sanatlar söz konusudur. Bir hadisi gerçek manaya alırsak pek çok kişi dinden çıkartmış, yani dinden çıkmış sayabiliriz ki bu yanlış bir anlayış olur. Bu yüzden hadis dersini kimden aldığımıza çok dikkat etmeliyiz. El-Hadis-ü Sadis-i Aşer, 16. hadis. Bu da nedir? Yani bir tane kişi peygamberimizin yanına geliyor ve ona diyor ki bana bir şey vasiyet et, tavsiye et. Peygamberimiz diyor ki la tavzab, öfkelenme. Enne racülen, bir adam gale dedi, linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize dedi, ne dedi? Evsini, bana tavsiye et, bana tavsiyede bulun. Gale, peygamber buyurdu ki la tavzab, öyleyse öfkelenme, al sana tavsiye. Sebep, bu durumda hemen ardından raddede miraren, adam tekrar etti, daha fazla vasiyette değil tavsiyede bulunmasını istedi. Gale, peygamberimiz buyurdu ki la tavzab, öfkelenme, fazla hadisin, yani fazla tavsiyeyi ne yapacaksın, al sana iki kelime. Bir tane la harfi, bir tane de tağzap kelimesi. Bu ikisini uygulayabiliyor musun? Öfkelenme. Ravahu el-Bukhariyyu. Müfredatul hadis. Raculen, ibarede geçen şu racul, enna raculen, bir adam dediğimiz kişi kimdir? Gile, denildi ki hüve o, Ebu Derda'i, Ebu Derda'dır. Radıyallahu anh. Ve gile, ve yine denildi ki o kişi kimdir? Cariyet ibn Kudame, İbn Kudame'nin cariyesidir. Ve sahihu, doğru olan ise nedir? El evvel, birincisidir. Yani Ebu Derda olması çok daha güçlü bir ihtimaldir. El hadisü sabi aşer, 17. hadis. İnne Allahe, muhakkak Allahu Teala ketebe, yazdı, el ihsane, iyiliği, ala külli şeyin, her şey üzerine. Güzel davranmayı, yani her şey üzerine emretmiştir, farz kılmıştır veya vacip kılmıştır. Feyza, her ne zaman gateltün, siz öldürecek olsanız, fe, bu durumda ehsinu, güzel yapın. Neyi? El kitlete, öldürme işini. Savaşta olabilirsin. Savaştayız diyerek adamın derisini yüzmenin gereği var mı? Yok. Savaştaysan en fazla öldürürsün, o iş orada biter. Güzelce yap diyor. Fazla üzerine gitme işin. Feyza zebahtum, zebh edeceğiniz zaman, yani bir hayvanı boğazlayacağınız zaman da ehsenu, güzelce yapın. Ezzibhate, boğazlama işini. Hayvan kurban kesiyoruz, işte kurban bayramında hayvan keseceğiz, ne de olsa ölecek, artık kafamıza göre keselim, vuralım gitsin, böyle bir anlayış olamaz. Güzel yapılması gerekiyor. Güzelden kasıt ne? Artık bıçağın bilinmiş olması, hayvanın gözüne göstere göster, işte şimdi seni keseceğim bilmem gibi değil yani. Nasıl daha az zarar görür, nasıl daha az eziyet çeker, en az azı acı duyması nasıl sağlanır, bunun peşinde olmak lazım. Vel yuhidde ehadüküm, vel yuhidde, bilesin ehadüküm, sizden her biriniz nesini? Şefratehu, kendi bıçağını bilesin. Vel yurih, rahatlasın. Zebihatehu, keseceği hayvanını.
Ravahu Müslim'un. İmam Müslim bunu rivayet etmiştir. El hadisü saminu aşer 18. hadis. İttegillâhe. Allah Teala'dan kork. Sakın. Haysuma künt. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve etbi'i seyyiyete ve kötülüğün hemen ardından yap. Ne el hasenete iyilik. Ki temhu silsin, yaksın, yok etsin ha o seyyi günahı. Bir günah yaparsan hemen ardından ne yapmaya çalış? İyilik yapmaya çalış. Bir iyilik yaparsan o iyilik yapmış olduğun kötülüğü silecektir. Hadis bu. Gördüğünüz üzere hadiste günah sildirme yöntemi anlatılmıştır. Ben çok günah işledim, bundan nasıl kurtulurum? İşte Peygamberimiz yol göstermiş. Kötülük mü yaptın? Ardından bir iyilik yap. Ve halikin nase bi hulukin hasenin. Huluk, ahlak, hasen, güzel. İnsanlara güzel ahlak ile muamele et. Ravahu Tirmiziyu. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet etti. Ve gale bu dedi ki hadisun hasenun. Bu hadis nedir? Hasendir dedi. Ve fi bazı nusahi ve bazı nüshalarda hasenun sahihun. Hasen sahih olarak geçmektedir. El hadisü tasi aşer 19. hadis. Ya gulamu. Ey çocuk, ey evlat. İnni ben uallimu. Öğreteyim ke sana kelimatin, kelimeler. Sana birkaç kelime öğreteyim. İhfezillâhe. Allah'ı muhafaza et. Allah'ı muhafaza et derken, yani Allah'ın emir ve yasaklarını gözet, onları koru. Ki yahfez, korusun o Allah ke seni. İhfezillâhe. Allah haklarını gözet ki tecidhu onu bulasın tücaheke karşında. İza se'elte isteyeceğin zaman fes'elillâhe Allah Teala'dan iste. Ve iza iste'ente yardım isteyeceğin zaman fes'te'in billah Allah'tan yardım iste. Ve'lem ve i'lem değil mi? Alime, ya'lemden emir hazır. Vasıl olduğundan ve'lem bil ki ennel ümmete muhakkak ki ümmet, topluluk. Lev şayet ictema'et toplansa, hiye o topluluk toplansa, ala en yenfe'u fayda vermek üzere, fayda vermek için ke sana bir şeyin, herhangi bir şey. Lem yenfe'u fayda veremediler ke sana, yani sana fayda veremezler illa bir şeyin, hiçbir şekilde sana fayda veremezler. Kat ketebe muhakkak Allah Teala yazdıhu onu leke senin için. Yani Allah Teala senin için her ne yazdıysa o olacaktır. Sana bir zarar yazdıysa fayda veremezler. Fayda yazdıysa zarar veremezler. Ve in ictema'u ve in şayet ictema'u toplansalar ala en yazurruke bir şeyin. Sana herhangi bir şey zarar vermek için toplanmış olsalar lem yazurruke sana zarar veremezler. İlla bir şeyin hiçbir şekilde kad keteballahu aleyk. Allah Teala senin üzerine yazmıştır zaten. Rufi'atil eklamu. Rufi'at rafa'a rufi'a meçhul. Rufi'at kaldırıldı ne el eklamu kalemun eklamu kalemler kaldırıldı ve ceffeti suhufu suhuf sayfeler kurumuştur. Suhuf cemi mükesserdir yine. Ravahu Tirmiziyyu ve gale hadisun hasenun sahihun. İmam Tirmizi demiştir ki bu hadis sahih hasendir. El hadisun 20. 20. hadis. İnne mimma edreken nasu. İnne şüphesiz ki minma o şeyden ki edrake idrak etti ulaştı en nasu. İnsanlar ulaştı min kelamin nübüvveti. Peygamberlik kelamlarından. El ula birinci. İlk peygamberlik sözlerinden insanların hatırında kalan nedir?
İza lem testah. Yani hadiste zaten burada başlıyor. İza lem testah. Utanmadığın zaman. Fesna yap ma o şey ki şi'te, sen diledin. Yani utanmıyorsan dilediğini yapabilirsin. El hadisun hadi ve işrun, 21. hadis. An Ebi Amr. Nekile Ebi Amr, Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi. Kale gultu ya Resulallah. Kul de li bana fil İslam, İslam hakkında gavlen bir şey söyle ki la es'elü, ben sormayayım anhu ahaden gayrek, senden başkasına onu bir şey sormama gerek kalmasın. Kale peygamberimiz buyurdu ki kul de amentü billah, Allah'a iman ettim. Sümme sonra da istekim, dost doğru ol. Yani önce bir Müslüman ol, değil mi? Amentü billah, Allah'a inandım de. Tek kendisi için demiyor, genel insanlık için. Önce bir Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol. El hadis sani ve 20. 22. hadis. Enne raculen, bir adam sele sordu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulüne sorduğu bir adam. Fegal dedi ki er ra'eyte iza salleytul mektubati. Er ra'eyte, ne dersin? İza salleytu, namaz kıldığım zaman, el mektubati, yazılmış, yani farz namazları kılmış olsam ve sumtu ramazane, ve ramazan orucunu tutsam ve ehleltul helale, ve helali helal bilsem ve haramtul harame, haramı haram bilsem, haramtul harame, lem ezid, ziyade etmesem ala zalike şey'en, bunun üzerine hiçbir şey ziyade etmesem. Yani ne diyor? Farz namazları kılsam, Ramazan orucunu tutsam, helali helal bilsem, haramı haram bilsem. Ve bunun dışında da başka bir şey yapmazsam. Ey Allah'ın Resulü, ne dersin? Edhulul cennete, cennete girer miyim? Gale, peygamber buyurdu ki, naam, cennete girersin. Ravahu Müslim. Ve ma'na harramtul harama, ictenebtuhu. İçtenettü, ben kaçındım hu ondan, yani haramdan kaçınsam. Ve ma'na ehleltul helale ne demektir? Fealtü, ben yaptım hu onu, yani helali helal bahsediyor. Onu yapsam, mu'teqiden, inanarak, hillehu, helal olduğuna inanarak. Yani helali helal olduğunu bilsem, kabul etsem ne olur? El-Hadisü Salisü ve Aşruğun, 23. hadis. Duhur, temizlik nedir? Şatrul imanı, imanın yarısıdır. Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun sözü ise temle'u, doldurur, el mizane, mizanı doldurur. Ve subhanallah, elhamdülillah, subhanallah ve elhamdülillah sözleri ise temle'ani, ev temle'u, yer ile gök arasını doldururlar veya doldurur. Yani ravi burada şüphe duymuş, peygamber ya şöyle dedi ya da böyle dedi. Doldurur. Ma beyne semavati vel arzı, yer ile gökler arasını. Ve salatu, namaz nedir? Nurun, nurdur. Ve sadakatu, sadaka nedir? Burhanun, delildir. Ve sabru, sabır, ziyaun, ışıktır. Ve Kur'anu, Kur'an, hüccetun, delildir. Leke, senin lehine. Veya da aleyke, aleyhine denilir. Küllün nasi, insanların tamamı, yevdu. Şuna gider. Feba'i'un nefsehu, nefsini satar. Fe bu durumda sonuç olarak mu'tiguha ev mubiguha, nefsini kurtarır veya nefsini mahveder gider. Et-duhuru, temizlik. Fi'lun, bir fiildir. Yeterattebu aleyhi raf'u hadisin kel vuzu'i vel gusli. Gusül gibi, abdest gibi hadesten, yani gözle görülmeyen pislikten temizlenmeye duhur derler. Veya da izaletün necesi, gözle görünür bir pislikten kurtulmaya denir. Ke tedhiris sevbi, elbisenin temizlenmesi gibi. Vel bedeni, vücudun temizlenmesi gibi. Vel mekani, ve de mekanın temizlenmesi gibi.
Evet, el muradu kastedilen şey nedir? El vuzu, fakat sadece namaz için alınan bildiğimiz normal bir abdesttir. Şatır kelimesi nisf, yarım manasına gelmektedir. Vehiyo rivayetu Ahmed. Ahmed bin Hanbel de bunu rivayet etmiştir ve Tirmizi de rivayet etmiştir. Et-tuhuru nisful iman şeklinde. Elhamdülillah. Es-senaul hasenu. Güzel bir senadır. En güzel senalardan birisidir. Alallahi Teala. Allah Teala üzerine. Niye? Lima a'ta min ni'ami. Verdiği nimetlerden dolayı. Vel muradu huna. Buradaki kasıt nedir? Sevabı lafz. Yani elhamdülillah demektir. Manası değildir. Yani bu sözdür. Gerisinde artık okumayalım, geçelim. Ama önce şunu bir değinelim. Subhanallah ne demek? Ta'zimullah. Allah'ı yüceltmektir, büyütmektir. Teala yüce olan Allah'ı. Ve tenzihuhu. Ve onu tenzih etmektir. Hani nekaisi, noksan şeylerden. Yani Allah'ta bir noksanlık olmadığını belirtmektir, ifade etmektir.